Niye bıraktım ki onları? Neden atladım o trenden? Keşke ben öleydim onların yerine. Anam. Beyazım. Güzel bacım. Sen de mi bırakıp gittin beni? Ne feryat edesin divane bülbül. Ne feryat edesin divane bülbül. Senin bu feryatına gülçene kalsın. Senin ay yüzlü anam neredesin? Niye bu kadar çabuk bırakıp gittin bizi? Sen olaydın dağılmazdık böyle tesbih gibi. Öyle özledim ki seni anam. O kadar özledim ki. Dünya tabi gelse derdim ve çare. Dünya tabi gelse derdim ve çare. Derdimin dermanı ana bombala nasıl? Derdimin dermanı ana bombala nasıl? Buyur evladım. Affet Sarı Efendi. Dayanamadım. Senden başka gidecek kimsem yok ki benim. İmam Ali'yi bilir misin? Bilirsin tabii. Öyle ya. Ali'yi bilmeyen hakkını eylesin. Elbet bilirsin. O bizim seyyidimiz. O da sen gibi bir gün daralmış. Bunalmış, dışarı atmış kendini. Farklı bir nefes teneffüs edebilmek için. Derdini dökecek, sırrını paylaşacak birini aramış. Emme nafile, bulamamış. Sonra gidip bir kör kuyuya haykırmış. Huu! Emme ne haykırmış. Bütün derdi, kederi, tasası o huğunun içinde gizliymiş. Başka da hiç kimse duymamış o kör kuyudan başka. Derken kuyu taşmaya başlamış. Bir su fışkırmış dibinden. Taşmış ki ne taş. Sonra sazlar, kamışlar büyümüş suyun dibinden. Birileri gelmiş, kesmiş, alıp götürmüş o kamışları. 9 boğulma birer delik açıp üflemiş. İşte o kamıştan İmam Ali'nin feryadı yükselivermiş. Gerçi bu bir menkıbedir. Aslı var mıdır yok mudur bilinmez. Ama ne önemi var bunun? Bizim alacağımız Mısra'dan hisse. Eğer onu alabiliyorsak ne mutlu bize. O kuyu dost işte evladım. Dost dediğin kör bir kuyu. Sinesinde ne sırlar saklar. O kamışta aha şu senin naciz bedenin iniler durur. Ta ki feryadını
bir dost kulağı duyuncaya dek. Ne zaman başın sıkışırsa gel evladım. Ne zaman daralırsan gel. Bizi gözyaşının rahmetinden mahrum eyleme. Bu gözyaşları ananı babanı rahmet olsun. Beyaz bacım üzülme. O zaten bir melekmiş. Savaş. Efendim baba, ne oldu? Gel bakayım oğlum, babanı tebrik et. Artık emir de, ferman da bende. Zirveye sadece bir adım kaldı. Tek bir adım. Ne bu suratınız ikinizin de? Önemli bir şey söylüyoruz burada herhalde. Niye gülmüyorsunuz, eğlenmiyorsunuz? Seninle ilgisi yok baba. Canım sıktı biraz. Neyle ilgisi var? Şu Ayaz. Adamdan kurtulmaya çalıştıkça önüme çıkıyor. Haldun Bey onu vekil yaptı. Nasıl yani? Öyle işte. Haldun Bey olmadığı zamanlarda yönetim kurulunu o sığıntı yönetecekmiş. Ha! Aferin! Aferin benim oğluma! Aslan oğlum benim! Aferin! Sen de seyredeceksin öyle mi? Ha? Böyle bakacaksın yani. Ulan baban bu ülkenin yükünü almış sırtına gidiyor. Sen öyle duracaksın öyle mi? Hem de daha Hansoy ismiyle beraber o sünepe herifin emrinin altına girdin öyle mi? Ulan sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun be. Yıkıl lan gözümün önünden gözüm görmesin. Kaybol. Kaybol. Savaş. Ya bırak. Bu çocuğu rahat bırak. Bu çocuğu sen böyle yetiştirdin kadın. Anladın mı? En sonunda kendin gibi sünepe bir oğlan çıktı bak. Ne hale geldi? Ulan bu evde bir daha namaz yasak. Kılmayacaksın. Yasaklıyorum lan. Kıldırmayacağım sana namaz. İster aleni ister gizli şekilde kılınmayacak bu evde namaz. Yasak. Yemin ediyorum Ferişte daha gelse kimse seni benim evimden alamaz. Anladın mı? Yasak. Ulan Ayaz. Geberteceğim lan seni. Öldüreceğim oğlum. Yiyeceğim seni lan. Oğlum, sakin ol. Ya anne çık buradan. Git başımdan, bir de seninle mi uğraşacağım ben? Savaş bak, ben bir karar verdim. Yetti artık. Sana yardım edeceğim. Ne yardımı? Canan, seninle evlenmesi için ikna edeceğim onu. Mutlaka razı edeceğim. Canan'ı mı? Nasıl yani? Göreceksin. Az kaldı. Biraz sabret oğlum. Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, ben beyaz, yine ben, yine sana sesleniyorum. Ne olur artık duy sesimi. Annemle babam, onları çok özlüyorum. Nur içinde yatsınlar. Ferhat abim, Ayaz abim, bizi onlarla kavuştur lütfen. Daima onları bekleyeceğim ve bir gün onları bulacağım biliyorum. Bu yetim için, onun hasta annesi için. Duy sesimi Allah'ım, duy. Dualarımı kabul et. Lütfen.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sen isyanımı bağışla ya Rabbi. Kendime yenildim. Ben acizim. Sen bağışlayansın. Bağışlamayı seversin. Beni de affet. Anamı, o yiğit babamı cennetinde şereflendir. Kardeşim Ayaz'ı bulmama yardım et. Onu bilmeme yardım et ya Rabbi. Ben onsuz yaşayamam. Yoksa beni de Bilal gibi şehitlerinden eyle. Belki o zaman hanımı, babamı, melek bacımı görürüm. Artık dayanamıyorum Allah'ım. Şüpheler içinde boğuldum. Kurtar beni bu şüphelerden. Yardım et Allah'ım. Acını anlıyorum. Ben de aynıydım. Annemin, babamın, Bilal abimin haberi geldiğinde ve... Gül. La İpek dur la, boğacan mı la beni? İşim var diyorum, işim. Hardun! Bir kadrimi kıymetimi bilemedin ha. Senin için ben köylü ekmeği bile aldım. Tövbe tövbe. Canan! Canan kızım hadi acele et, toplantıya geç kalıyoruz hadi. Ne toplantısı baba? Ben istifa ettim. Hiçbir şey olmamış gibi davranma. Canan kızım bak zaten asabım bozuk sabah sabah. Sabah akşamı yok baba. Ya olan biteni güzelce anlat, şu kapıdan beraber çıkalım. Ya da ben başımın çaresine bakayım. Of la, of la, of! Haldun, Haldun, Haldun bir dur. Tarık da seninle şirkete gelecek bugün. Çok önemli bir işi varmış. Tarık, şirkette. Önemli iş ha? Oo, ya şu ağzını da bir düzeltemedin Haldun ya. Evet, seninle gelecek şirkete. Ne var? Bu ne biçim ceket la? İşe mi gidiyorsun, ulusta pavyona mı çıkacaksın? Spa, git değiştir üstüne güzel bir şey giy. Anne babam ne diyor ya? İltifat ediyor oğlum. Yani spa derken hani böyle spa gözü gibi böyle... Ay dur bakayım ya. Aa, ay bak gerçekten de spa gibi gözlerim var senin. Canım oğlum benim, tatlı oğlum benim. Ya anne bırak. Tamam ben ceketimi çıkartayım. Bunlar modadan anlamıyorlar ya. Oh! Kahvaltı da yarım kaldı ha. İyi ki geldin be Zehra. Ne zamandır şurada oturup doğru düzgün bir kahvaltı yapamadım. Ama az uğraştırmadın beni. Onca yıllık devrimciyim ben. Ama o senin güzel hatırın için imamın karşısında bile diz çöktüm. 32 parti sorsaydı nikahtan önce cayır cayır yanardım. Bugün ben de şirkete gelmek istiyorum seninle. Hayırdır? Hiç. Canım sıkıldı evde oturmaktan. Tamam. Hem hizmetçi kız iyidir. O bakar Nesteren Hanım'a. Tamam. Sen bilirsin. Belki bana bugün şans getirirsin. Oo, ne şansı? Beklediğim bir haber var. Eğer beklediğim haber gelirse... Haldun'un ciğerini sökmüş olacağım. Nasıl? Nasıl mı? Onu... bir numaralı adamından mahrum bırakarak. Kimmiş o? Ayaz. O ortadan kalkarsa Haldun nefes alamaz. Anlıyor musun canım? Soluksuz bırakacağım onu. Annemden ve senden başka.
Günaydın Canan. Ne işin var senin burada? Ayaz'a geçmiş olsun demeye geldim. Niye? Ayaz kaçırıldı dediğimde kulak arkası yaptığın için mi? Babama söylemediğin için mi? Bak, onların hepsinin açıklaması var. Yalanlarını kendine sakla. Bak, Ayaz orada. Git ne söyleyeceksen kendin söyle. Evladım, Savaş hoş geldin. Gel gel. Gel biz biraz konuşalım seninle çocuğum. Gel. Konuşalım. Ferhat, Allah aşkına bir şey söyle. Ağla, bağır, çağır ama bir şey yap yeter ki. Lütfen. Ne diyeyim Gül? Ne söylememi istiyorsun? Ne geçiyor aklından? Bir küçük kağıt parçasına annemle kardeşimi verdim. Geriye bir tek o kaldı, Ayaz. Tek umudum o. Ne yapacaksın? Burama kadar geldi Gül. Artık dayanamıyorum Gül. Dün kurtardığım oğlanın kardeşim olup olmadığını öğrenmem lazım. Yoksa aklımı yitireceğim. Ferhat, abartıyorsun ama. Abartmıyorum Gül, boğuluyorum. Ya düşünsene. Ayaz'ı sorguladım. Anam babam öldü dedi. Yüreğim ağzıma geldi. Kardeşlerim dedim. Bu sefer de tek çocuktum dedi. Yıkıldım Gül. Yıkıldım. Ben kafayı yemeyeyim de ne yapayım? Adı Ayaz. Anası Şirin, babası Hamza. Ama ikisi de ölmüş. Memleketi de Kars değil Uşak. Tek çocuğum diyor. Ama hemen arkasından babamın türküsünü mırıldanıyor. O türküyü herkes bilmez Gül. Sordum bu türkü ne diye. Babamın türküsü dedi. Az daha boynuna sarılacaktım kardeşim diye. Bir yandan da düşünüyorum. Eğer o benim kardeşimse babamın katillerinin yanında ne işi var? Sen olsan çıldırmaz mısın Gül? Saçlarımı yolasım geliyor. Avazım çıktığı kadar bağırasım geliyor. Ne yapacaksın peki? Ne gerekiyorsa onu. Ya şu vakit bütün şüpheleri silerim içimden ya da aklımı burada bırakırım. Kahveler geldi. Al bakalım oğlum. Suyunu da koyayım şöyle. Evet dinliyorum. Ne konuşacaktık? Ay dur önce bir kahveni iç çocuğum. Ondan sonra sana Canan'la ilgili çok güzel haberlerim var. Babam Canan'ın inşaatı sahibi olduğu için bana torpil yapmanızı istemiyorum. Eğer bir yere geleceksem kendi çabamla gelmeliyim. Babamın adıyla değil. Ama Canan Hanım... Hayır, herkes nasıl işe başladıysa ben de o şekilde başlamalıyım. Mesele nedir? Size ilk günde rica etmiştim. Babamın konumuna göre bana davranmayın demiştim. Ama siz ne yaptınız? Beni grup şefi yapmışsınız. Asla kabul etmiyorum. Daha iyi ya. Hayır değil. Kendi gayretimle hak etmek istiyorum. Haldun Bey'in kızı muamelesi yapmayın. Öyle yaptığımızı kim söyledi? Kusura bakmayın Canan Hanım. Sizin olduğu gibi bu şirketin de prensipleri var. Sizin bilgi ve tecrübelerinize göre iş konumu belirlenir. Kaldı ki Haldun Bey'in kızı olmanız bizi hiç ilgilendirmez. Hak ettiğiniz neyse o. Bu şirkette hak yenmez. Doğru mu bu? Gerçekten mi? Bak kızım, ben eski bir devrimciyim. Hak dendi mi bizde akan sular durur. Emin ol, sıkıntı yok. Peki o zaman, kabul ediyorum. Ha şey, babanın haberi var mı burada işe başladığında? Beni yanlış anlama kızım. Haldun Bey'le biz rakibiz. Düşman değil. O da nihayetinde bir baba. Üzülmesini hiç istemem. Evet, evet. Sorun yok. Güzel. Çok güzel. Gidelim hayatım. Cık.
La insana kendi kızı bunu yapar mı ya? Koskoca Ankara'da kuşçu şerefsizinden başka şirket mi yok? La kafayı yiyeceğim ya. Ama inadına yapıyor. Nasıl Tarık kendi anasına çektiyse Canan da kendi anasına çekti. La bu bebelerin hiçbiri niye bana çekmedi ki ha? Ayaz, oğlum bu işte sana bakıyor la. Gözünü seveyim, yardım et la. Ne adam gibi adam oldun. Ne hatırı geçer bir baba oldun. Ama Canan seni dinler. Onun dilinden bir sen anlıyor. Git getir la şu kızı. Yoksa rezil olacağız vallahi. O kuşçu kadar arkamızdan dümbelek çalar la. Gözünü seveyim Ayaz. Heh. Oku bakalım. Ne bu şimdi? Ben kendimi ve oğlumu korumak zorundayım şekerim. Canan karşılığında şirketteki bütün veraset haklarından feragat ettiğine dair küçücük bir anlaşma. Ya böyle saçmalık mı olur? Bence hiç de saçma değil şekerim. Var takınır yok bakınır derler. Ben bakınmak istemiyorum. Eğer Canan'ı istiyorsan bunu imzalarsın. Az önce o kıza söylediklerinde samimi miydin? Sadece eski devrimciyim derken. Gerisi kapitalist ağzı. Oyunun kuralı bu hayatım. O kız benim için sadece bir maşa. Ve o maşayla babasını döveceğim. Hem de öyle bir döveceğim ki... inan bana morarmamış tek bir yeri kalmayacak. Şimdi... kuşlarıma kahvaltı zamanı. Kızımın saçının teline zarar verirsen... yemin ederim yaşatmam seni. Sosyal Yardımlar Direktörü Tarık Bey'le görüşmeye geldim. Kim? Tarık Bey, Sosyal Yardımlar Direktörü. Evet, dün gelmemi söylemişti. Onda. Allah Allah. Tamam, tamam. Ben hallederim. Randevuyu ben verdim. Serpil, bana telefon bağlama. Buyurun. Odama çıkalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın Savaş? Konuştun mu İpek Hanım'la? Konuştum. İmzalamışsın bile. Ya ne yapacaktım? Hı? Ne yapacaktım? Ama bak, babam bunu kesinlikle bilmemeli. Biliyorsun şirket onun için önemli. Şayet şirketi istemediğine dair bir anlaşma yaptığını duyarsa... yemin ederim seni de beni de öldürür. Sen korkma. O duyana kadar bütün işleri yoluna koymuş olurum ben. Nasıl? Nasıl mı? Unutuyorsun galiba Esra Hanım. Ben Kılıçdağhan'ın oğluyum. Bizim de kendimize göre planlarımız var elbet. Sen rahat ol. En zayıf halkadan başlayacağım. Mesela Tarık. Demek gazetede okudun ha? Kolay olmadı o ihaleyi almak. Ama ben zor işlerin adamıyım. Adrenalin. O olmadan yaşayamam. Bu tutku olmasa bugün bu şirket bu noktalara gelemezdi. Bunca işin arasında bir de hayır işleri var tabii. Yani bu kadar işe gömüldük diye elimizi kolumuzu yetimden yoksuldan çekecek değiliz. Tabii ki yardım edeceğiz. Bu benim özel zevkim. Allah'ım nasıl haz alıyorum bir bilsen. Yetimler, yoksullar, içim parçalanıyor. Tarık. Efendim canım. Baba.
Ne işin var la senin burada? Baba, hanımefendiyle toplantı yapıyorduk. Kendisinin bir talebi vardı da. Git başka yerde yap toplantını. İşim gücüm var benim. Tabii babacığım. Beyaz Hanım, buyurun biz toplantıyı dışarıda yapalım. Zaten buranın da havası kaçtı. Buyurun. Ne zaman adam olacak la bu çocuk? Neredesin Ayaz? Canan Hanım'la görüşecektim. Bu şirket yeni başladı. Soyadı ne? Hangi bölümde çalışıyor? Gerek kalmadı, sağ ol. Canan! Yürü gidiyoruz. Saçmalama, nereye gidiyoruz? Şirkete, kendi şirketine. Ya bırak, hiçbire gitmiyorum ben. Gidiyorsun. Babana bunu nasıl yaparsın ya? Niye? Umurunuzda mıyım ben sizin? Bana ne anlattınız ki? Hele sen, bu son olaylardan sonra buraya gelip gidiyoruz demeye ne hakkın var? Saçmalama ya, o mesele başka. Başka olan ne? Anlatsana. Ne oluyor burada? Ulan hala gebermedi mi bu şerefsiz? Bu çocuk. Evet, burada konuşabiliriz. Buyurun oturun siz. Kusura bakmayın benim oda tadilatta da sekreter beğenememiş mobilyaları. Ne olsun hiç önemli değil. Bu arada babam adına özür dilerim. Aksiliğinden. Varsa yoksa kendisi. Serveti. Oysa servet dediğin nedir ki? İnsanın bir kalbi var öyle değil mi? Ama Allah'tan ben anneme çekmişim, babama çekmemişim. Annem de benim gibi hayırsever melek gibidir. Ama babam cimri, illet. Yardım edebilecek misiniz okula? Tabii edeceğim. Babama rağmen edeceğim hem de. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Aman efendim. Ne demek? Abartmayalım lütfen. Sana yürü dedim Canan. Bunları dışarıda konuşuruz. Ya bırak! Canan. Hanımefendi rahat bırakır mısınız? Babana bunu yapamazsın Canan. Başka adam yok mu güvenlikte? Atın şu adamı dışarıya. Canan. Ya durun. Ya durun yapmayın dedim. Kadir bir şeyler yapsana. Baksana adamı öldürüyorlar. Onun dün ölmesi gerekiyordu. Haddinden fazla yaşadı zaten. Vur. Kadir ne diyorsun? Yukarı çık istersen. Hayır durun. Vurmayın ona. Ya yapmayın dedim. Asıl sen yapma Canan. Eski Ayaz'ım. Aynıyım. Bilmiyorsun Canan, bilmiyorsun. Canan! Atın ulan şunu dışarı! Yapma! Yapma dur! Dur yapma! Sen buna değmezsin. Ne yapalım biliyor musun? Ben bu iş için bir fon oluşturayım. Hemen işe başlayalım. Fakat şöyle bir durum var. Ben de bu aralar müşküldeyim. 50 tane çocuk okutuyorum. Yani okutuyordum. Hepsi fakir. Ekmek bile bulamayan çocuklar. Ta ki babam duyuncaya kadar. Ne yaptı? Kesti mi parayı? Kesti tabii. Hain adam. Bıyıklarından kötülük damlıyor. Düşünsene ya, bunların hepsi fakir. Canlarım. Kahvaltıda jambon bile bulamıyorlar. Nasıl okusunlar ama, değil mi ama? Vah vah, ne yapacaklar peki şimdi? Bak şöyle yapalım. Ben sana fondan biraz para çıkarayım. Biz bu parayı bölüşelim.
Tamam. Şimdi babam beni sevmediğinden vermiyor parayı. Ama sana verirse... 50-50 ne dersin? Olur tabii. Neden olmasın? Ya bu arada çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Aman efendim. Abartmayalım. Lütfunuz. Ayaz Bey'imizin talimatıyla son teknolojiye uygun olarak yapılacak. Yani son teknoloji derken? Güvenlik müthiş. 9 dereceli depreme dayanıklı son derece sağlam bir bina olacak. Öyle mi? Peki. Göreceğiz. Göreceğiz. Canan, biraz konuşabilir miyiz? Az sonra olacakları iyi seyret Zafer. Zirveye nasıl adım adım tırmandığımıza şahit olacaksın. Kim bu görüşeceğimiz efendim? Hiç kimse. Hatta hiçlerin en meşhuru. Gazeteci ya. Hadi. Merhaba efendim. Sizinle tanışmak benim için büyük bir onur. Oturun, oturun. ne oldu? Talimatlarım size ulaştı mı? Elbette efendim. Operasyonun detaylarını düşündük. Biz manşetleri bile hazırladık. Görelim bakalım. Operasyon gerçekleştiğinde bu başlığı atacağız. Tabii siz takdir buyurursanız. Kılıç komutan ejderhanın iki başından birini kesti. Yüzyılın kahramanı. Nasıl Zafer, beğendin mi? Güzel efendim. Ejderhayı kaldıralım. Ben abartıyı pek sevmem. Peki ya diğeri? Analar henüz böyle bir kahraman doğurmadı. Bölücü örgüte son kılıç darbesi. Nasıl Zafer? Bu çok güzel efendim. Güzel, beğendim. Bu olsun. Şey efendim... Yalnız bunun finans durumu da var. Ödemeyi nasıl aldınız? Siz o konuyu sıkıntı yapmayın. Finansörlerimiz her daim hazırdır. Ne biçim bir adamım la ben? Kızım bile beni terk etti. Ben her şeyi onun için yaptım. Ama anlatamadım ki. Öyle bir çarkın içine girmişim ki. Debelendikçe bir pisliğin içine batıyorum. Kendime hayrım yok ki size bir faydam olsun. Ne öreceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Ben bir şantiyeye kadar gideyim. Git git. Benden bir fayda yok. Bari sen git. Ayaz. Oğlum. Hakkını helal et. Ben sana babalık edeyim demiştim ama... küçüklüğünden beri sen bana babalık ettin. Sen benden sağlam çıktın lan. Hakkını helal et. Oğlum Haldun.
Babam boşuna demiyormuş ne zaman adam olacaksın diye. Demek ki olamayacağını bilmiş rahmetli. Ayaz nasıl? İyi. Seviyorsun onu değil mi? Ailesini kaybettiğini söylemiştin. Senden başka hiç kimsesi yok mu? Alo. Benim Savaş. Neredesin abi? Beni yarı yolda bıraksın. Alo. Sana diyorum. Hani Ayaz meselesini halledecektin? Hani söz vermiştin bana? Niye yapmadın abi? Alo. Yiğit abi sana diyorum. Alo. Anlat bana lütfen. Ve güven bana. Bak, Ayaz'ın güvenliğini sağlayabilmemiz için bunlar çok önemli. Tamam? Ayaz çok acı çekti. Çok. Babasını öldürdüler. Tuzak kurmuşlar. Öldüren bir askermiş. Hangi asker? Katili biliyor mu? Ayaz katili bilmiyor. Orada değilmiş. Kim varmış peki? Abisi varmış. Abisi görmüş cinayeti.